çaldı dedi. Videosunu gönderdi bana dedi. Şimdi ben bu kız nedir ne değildir bilemem ama şunu söyleyebilirim. Yani bir genç önce satanist olduğunu söyledikten sonra başka bir şeyler anlatıyorsa bütün söylediklerine şüpheyle yaklaşıp itibar etmemek gerekir. Belli ki o çocuğun da bence asıl öbür... Çocuk nerede hocam onu soralım. Çocuk nerede Mustafa Bey? O çocuğu bence bir tedavi etmek veya ilgilenip o delikanlıyı Mustafa Bey çocuk nerede? Çocuk şu an dün gece yanımızdan ayrıldı. Abi ben gideceğim dedi. Niye bıraktınız çocuğu? Bir dinlesin. Hocam ailesi aradığı için ailemin yanına gitmek istiyorum dedi ve bu akşam tekrardan geleceğini söyledi. Ya bence o gencimizle ilgilenip de satan Instagram'dan, Instagram'dan, Facebook'tan bana istek attı yani. Çocuk. Evet. Bir de kızın şeydeki Instagram'daki ismi, bu Yağmur kızın Instagram'daki ismi, mezarındaki bu Dakik diye bir kız. Belki de bu olayı kendine çevirmeye çalışan bir genç. Yok yani, bence bu gencimizle mutlaka bir irtibata geçirip ailesiyle irtibat kurup iyi bir psikiyatra bu çocuğu göstermek lazım. Mustafa yani. Bey Yağmur evet. Kim? Yani ne dedi Yağmur için? Kim diyor? Yağmur işte beni yakalamasaydınız abi bulmasaydınız diyor. Buluşup diyor hediye bıraktım diyor bana güvendi diyor. Hayır. Şimdi bir kere daha söyleyeyim. Yani bir gencin satanist olduğunu ifade ettikten sonra söylediği hiçbir şey bence muteber değildir. Yani 15 yaş tane bir çocuksa bence muhtemelen bu çocuğun psikiyatrik bir hastalığı var. Mümkünse ailesiyle irtibata geçirip nasıl bıraktınız be etrafa kardeşim? Zararlı bir şey oluşmadan ya, bu çocuğun ya. Tedavi almasını sağlamak gerekir. Şimdi kız nedir bilmiyorum ama İnşallah ben bu çocuğun durumuna üzüldüm. Ailesiyle irtibata geçip de mutlaka bu çocuğa yardımcı olmalarını İnşallah telkin etmek bugün gerekir. Gelir. İnşallah yani eğer ki beyefendide Facebook adresi varsa da bence bir ailesiyle irtibata geçip günah, de bizim halkımızda mutlaka bir çocuklarla ilgilenirlerse iyi olacak. Evet Mustafa Bey evet. Seni dinliyoruz. Abim mezarlar götürdüğünde çocuğu ben telefonu almak için arabaya geçmiştim. Abime demiş ki abi ben gitmem gerekiyor kız beni çağırıyor beni bırakmış kızın yanına gideyim 3. yolda abi kapıda beni bekliyor dedi. Abim de işte Mustafa abin gelsin ondan sonra gidelim dedi. Ondan sonra gittiğimizde zaten bu çığlık değişik dehşet sesler geldi. Mustafa Bey. Ama bir de şöyle bir şey var. Şunu da söylemek istiyorum. Kız önümüzde görünüyor böyle 100 metre ilerimizde görünüyor ama bir saniyede kayboluyor. Sürekli görünüyor yani. Bizimle hani oyun oynar gibi bir şeyler yapıyor. Sesler çıkar diyor. Önümüzden geçiyor. Abim mesela adım atarken ayaklarını falan gördü. Ayakları ben çıplak diye iddia ediyorum. Sence de öyle mi Mustafa Bey? Abi ayağı çıplak mıydı? Çıplak değildi diyor. Ayakkabı vardı diyor. Ayakkabı vardı. Peki. Demek ki karanlıkta evet. Çıplak. Bir de şöyle bir şey var. İstanbul'dan gelen hocamızla eve götürdük bu çocuğu. Ondan sonra hani içinde kötülük şey varsa diye içinde kötülük varmış Allah bu çocuğun. O yanınıza hani, gelen. Çocuğun, diğer evet, çocuğun. Evet, o çocuğun içinde kötülük varmış, işte içinde... Bir şey soracağım sana. Evet. Bu çocuğun Yağmur diye bahsetti. Sizin peşinde olduğunuz o gizemli kız olabilir mi? Aynen abla, o kız zaten diyorum ya abla hani ne tarafa diye söylerse işte abi Mustafa abi diyor, 3. yola gidelim diyor, 3. yoldan çığlık sesi geliyor. Sağ tarafa gidelim diyor, sağ taraftan sesler geliyor abla. Peki şimdi benim iyice kafam karıştı. Sen dedin ki tam yakalayacak gibi oluyoruz bir anda gözden kayboluyor. Aynen abla saniyeler içerisinde kayboluyor yani 5 saniye görünüyor kayboluyor. Peki bunu emniyetçilerle de yaşadınız mı oradaki polisler de bunlara şahit oluyor mu bu yaşanan olaylara? Abla şöyle söyleyeyim bir tane abinin birisi de gördü. Dedi ki mezarın başına ayaklarını ayak üstü, yanında durup mezarın başında kafasını sallamış böyle. Yani kafa o... Reçeteyi tam olarak çocuk nereye koydu Mustafa Bey? Nasıl söyleyeyim? Bu Fatma Çiftçi var ya abla. Evet, Fatma Çiftçi. Onun mezarın tam ön tarafına doğru, o taraflara doğru mezarın oraya bıraktı ve... Hani seviyorlar ya hani abla, sataniz ya. Yakup oraya doğru gitsin. Yakup oraya doğru git bakalım. Mustafa Bey diyor ki dün bir anda bir çığlık sesi duyduk.
Sen de söyledin Yakup, oradasınız, nöbettesiniz. Çorum halkı ve Çorum Emniyeti gibi. Herkes nöbette, gizemli kızı arıyor ya da gizemli varlığı neyse. O çığlığı siz de duyduğunuzu söylediniz. Şimdi Mustafa Bey diyor ki biz ne yöne gittiysek çocuğun söylediği her yönden o kızın çığlık sesini duyduk. Burada bizim de kafamız karıştı diyor. Ve bir peçete bırakmış çocuk. Fatma Çiftçi'nin mezarının neresine bıraktığını Yakup gösterir misin? Hemen gidiyoruz Seda Hanım. Peki sen gidene kadar şu çığlık ve terisine tekrar bir girelim. Ses o. Evet, şu anda mezarlığın içinden bir çığlık sesi geldiğini duydu gazeteci arkadaşlarımız. Biz de mezarlığın derinliklerinde ilerlemeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş yavaş. Dallara dikkat et yavaş. Şu anda mezarlığın tepe sayılabilecek bir noktasında. Kimse var mı? Orada mısın? Sesimi duyuyor musun? Bir saniye Ahmet. Bir saniye. Dün gece mezarlıktan gelen çığlık gizemli kıza mı aitti? Devam et. Ses sol. Siz duyuyor musunuz? Az önce bir çığlık sesi geldi. Bilgisi geldi. Gel. Neresi? Sol. Ha, bir dakika, o ne? Bak gel, sol. Şurada bir şey var. Sol. Gizemli kız için artık kaçış yok. Anayola inersek kaçabilir. Yola çıkmasına izin vermeyelim. Şu anda gazeteci arkadaşlarımızla beraber mezarlığın içinde hemen her noktayı arıyoruz. Dikkat et Ahmet. Dikkat et. Bir ses geldiği bilgisi elimize ulaştı. Mezarlıkta adım adım gizemli kız araştırıldı. Şu anda mezarlığın, Fatma Çiftçi'nin mezarının tam tersi bir istikametteyiz. Yavaş Ahmet, arka kapının, ana giriş kapısının bulunduğu yerde ilerliyoruz. Bir gölge, bir hareketlilik fark edersek yakalama şansımız var, çünkü çıkış kapısına ters bir nokta burası. Yavaş Ahmet. Yavaş. Gazi, ses ne taraftan geldi? Arka taraftan. Mezarlıktaki bekleyiş devam ediyor. Gizemli kız ortaya çıkacak mı? Günlerdir burada gazetecilerle beraber nöbet tutuyoruz. Onlar da bir an önce gizemli kıza dair yeni bir gelişme olması ve artık yakalanması için. Bir saniye, ses geliyor. Yusuf abi, bir saniye. Bir saniye. Demir ses geliyor. Abi, şu anda bulunduğumuz nokta daha önce geldiği Fatma Çiftçi'nin mezarının bulunduğu yere ters bir istikamette değil mi? Şimdi buraya hiç gelmedik biz. Yani bura içeriği taradık ama bu bölüme gelmemiştik. Burası arka tarafa doğru açılan yer. Yani şeyden sonra, şu bölümden sonra zaten arka taraf alışveriş merkezine açılıyor. Çember daraldı. Şu an eğer bir iz, bir hareketlik görürsek zaten kaçma ihtimali yok. Yok. Çünkü yani kaçış yeri yok. Çember daraldı. Kaçsa bile açık alana kaçmış olur. Orada da zaten aydınlatma, her şey mevcut. Sen de duydun mu sesi az önce? Ya sanki bir öksürür gibi ya da bir bayan sesi gibi bir şey duyduk hepimiz. Yani gazetecilere tarafa doğru gelelim dedik. Mesela içinde tabii ilerliyoruz biz de. Yani çok zor şartlar altında ilerlemiştir. Kaçma ihtimali çok zor. Yani bu arada şu anda görülürse
veya bir işaret bulursak kaçması çok zor bu alan. Çünkü diğer bölgeye göre biraz daha mezarların sık olduğu bir alan. Buralardan rahat rahat koşması mümkün değil. Mezarlıkta nefes nefese. Dön abi, dön dön dön. Dön dön dön. Efendim abi. Nerede nerede? Kim var orada? Kim var orada? Işık var, ışık var. Görgü tanıkları konuştu. Sağlı sollu gidiyorduk abi. Abilerle ayrıldık. Hepsi bir toplulukta gidiyordu. Biz ikimiz gidiyorduk. Bu sağa bakıyordu, ben sola bakıyordum. Bunu dürttüm hemen. Zaten görüşü o görüş. Kaçtı. Dünyada bir gün veya daha kısa kaldı. Yakup, telefonda Mustafa Bey tarif ediyor. Lütfen o yöne doğru gider misin? Fatma Çiftçi'nin mezarının Mustafa Bey tam neresine konuldu peçete? Evet. Mustafa Bey beni duyuyor mu? Evet, duyuyorum abla. Fatma Çiftçi'nin mezarının... Abla, iki ayak ucu tarafı... Evet. Ortasına bıraktı, mezarın ortasına bıraktı abla. Niye peçete acaba? Merak ettim. Neden peçete? Abla hediye bırakmış. Ona hediye bıraktığımı söyledi. Ben ona hediye bırakıyorum. Sen ya, hani... Şey benim, kağıt peçete mi, mendil gibi bir şey mi? Mendil abla, peçete. Bildiğimiz peçete abla. Şu anda mezarın başında şey var, eğer Mustafa Bey tarif edebilirse neden buraya geliyor dediğimizde İsmail dedi ki ben hukuk bana işte insanlardan uzaklaşmak istiyorum. Ben böyle şeyleri seviyorum, karanlığı seviyorum, mezarlığı seviyorum diye söyledi abi. Peki Mustafa Bey bekle. Yakup ne diyorsun? Çok bakımlı bir mezar, Fatma Çiftçi'nin mezarı. Peçete orada duruyor mu? Tam yoksa ne tarafta yani Mustafa Bey biraz tarif edebilirse Seda Hanım. Kaçırmıştık direkt ben hani mezarlıktan çıktığımızda abla kamelyeye geçip Seda Hanım, bir saniye şu anda Ahmet çekerse Fatma Çiftçi'nin mezarının hemen yanında bir peçete var. Evet, Mustafa Bey'in tarif ettiği gibi bu peçeteden mi bahsediyor bilmiyorum ama. Mustafa Bey görebiliyor mu ekranı Ahmet. Bir saniye ekrana geçeyim abla. Böyle mi diyor? Şu an tam Fatma Çiftçi'nin mezarının hemen yanında çok Seda Hanım. Çok düzgün bir peçeteydi abla. Doğru mu? Bu mu? Bu mu? Yani şu anda yani kirli evet kan da olabilir. Aynen abla aynen. Evet, Fatma abla. Çiftçi'nin hemen mezarının ama yanında Mustafa Bey tarif ettikten sonra buraya geldik. Tam bu mudur? Bir dur Mustafa Bey konuşsun. Kanlı bir peçete o. Evet. Evet abla ben ona hediye bıraktım. Bana güvenmesi için, yanıma gelmesi için daha yeni tanışmışlar abla. Instagram'dan bir de insanlardan uzaklaşmak istiyorum. İnsanlardan uzaklaşmak istiyorum dedi bana. İşte mezarlıkta huzur buluyorum. Bu şekilde tabi şeyler söyledi abla. Gizemli kız mı söylemiş bunları? Evet abla bunu gizemli kız söylemiş. Yakup o peçeteyi tam... Fatma Çiftçi'nin mezarının yanı başında mı buldu? Evet evet Seda Hanım. Şu anda Fatma Çiftçi ve Cevat evet. Çiftçi'nin mezarının ortası. Yani hemen yanında yerde bu mezarın içinde buradaki çiçeklerin dalında gördük. Sabahtan beri biz buradayız. Mustafa Bey hani başka birinin gelip bunu koyma ihtimalinin olmadığını söyleyebiliriz. Dün akşamdan kaldığı çok belli. Mustafa Bey tarif ettikten sonra hemen buraya geldik ve bu peçeteyi bulduk. Evet. Peki Mustafa Bey, Caner hocamın da dediği gibi çocuğun yanına, çocuk kendi durumunu ifade ettikten sonra yanına bir hocayı çağırmanız iyi olmuş. Belki hoca konuşmuştur. Bunlar klasik hoca da bence başa çıkamaz. Bence iyi bir psikiyatra götürseler çocuğu daha iyi olur. Çünkü duydunuz satanist mu olduğunu falan söylüyorsa onu orada iyi bir psikiyatr bulup göstermekte. Tabii ailesinin de işbirliği yapması lazım küçük çocuk 15 yaşında. Peki Mustafa göre. Bey. Evet dinliyorum ama. Biraz önce sen dedin ki biz görüyoruz kızın süliyetini fakat bir türlü yakalayamıyoruz. Bir anda Allah hani
5-6 saniye içerisinde görebiliyoruz. Ondan sonra hani gözden kayboluyor ve sonradan İsmail'in... Peki her yere kamera kondu artık. Kamerada görüntüsü çıkmıyor mu? Abla görüntüsü çıkmıyor derken şöyle söyleyeyim. Görüntüsü olmayan bir yere geçiyor zaten bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar bu mezar şekilde. Mezarlığı bu kadar iyi biliyor demek ki. Aynen abla, mezarlığı bu kadar iyi biliyor. Ve bir de şöyle bir şey var abla. Hani bu İsmail ne tarafa dersek o tarafa gidiyor yani. O taraftan ses çıkıyor kesin yani. Allah Allah. Sen şu an evinde misin? Çocuk sesleri geliyor da. Kardeşim bu yeğenlerim, evet, evde. Peki orada ne yapıyorsun sen? Ulu mezarlıkta herkes gibi meraktan mı oradasın yoksa bir görev... Hayır abla, meraktan falan değil. Hani bu kız neden böyle? Bu kız da hani bizim anamız, bacımız. Hani kız olduğu için hani ne sıkıntısı var, ne derdi, saz şeyi varsa biz şey yapalım. Öğrenmek için buradayız abla. Peki. Bir de şöyle bir şey var. İsmail abla dedim ki hani ben bu kızı seviyorum dedi İsmail. Bağlandım dedi bu kıza dedi. Ve sonra abla hani dedim ki sen bu kızı yanımıza çağır dedim. Ondan sonra yanımıza gelsin dedim. Hoca efendimizle birlikte, emniyetimizle birlikte şey yapalım dedim. Hani yine konuşturalım sen olmak şartıyla dedim. Evet. Hani kızı yanımıza çağır dedim. Kötülüklerden kurtaralım bu kızı dedim. Ondan sonra hani ne sıkıntın varsa dedim. Abi dedi ben hem bu kızı seviyorum dedi. Hem bu kötü şeylerden kurtulmak istiyorum dedi. Kızdan da ne olur beni ayırmayın dedi. Peki sonra çocuğu hocayla birlikte evine mi gönderdi? Eve götürdük. Videolar da var abla götürdüğümüze dair. İşte hocamız dedi ki gözlerine bakıp gözlerinde kim olduğunu biliyorum dedi. Allah Allah. Bence yani evet, abla. Bu çocuğu... Diyor ki çocuk benim hayattan bir beklentim yok diyor. Hayattan bir beklentim yok diyor abla. Bak Caner ya, hocam ne ya diyor? Bence bu çocuğu zaten ciddiye almayın. Zaten öyle satanist falan olduğunu söylemişse çocuğun ciddiye alınacak bir durumu yok. Acilen tedaviye ihtiyacı var. Onunla da siz başa çıkamayacağınıza göre. Abi hani acilen tedaviye ihtiyacı var da şöyle söyleyeyim. Hani bu çocuk ne tarafa istiyorsa o taraftan ses çıkıyor. Buna yani, ne diyeceğiz? Buna ne diyeceğimizi bilmiyorum onu ayrıca ama bir kere birisi satanist olduğunu ifade ediyorsa 15 yaşında bir çocuk. Bence acilen bununla ilgilenmek lazım. Zaten onu da tabii yoldan geçen insanlar yapamaz. Anne babasının bu konuda çocuğun ciddi bir tedaviye ihtiyacı olduğuna ilgili itiraf edilmesi hocam lazım. Bir de şöyle bir şey var. Mezarlıkta dün gece ararken İsmail karşıda bir çocuğun elinde sopa gördü. Dedi ki abi dedi bu çocuk bu kızı düvecek dedi. O yüzden ben bu kızın yerini söylemek istemiyorum dedi. Ya şunu bir daha söylüyorum. O İsmail denen çocuk kimse zaten onun hiçbir söylediği muteber değildir. O satanist olduğunu o yaşta ifade ettiğine göre büyük ihtimal ciddi bir ruhsal sorunu var. O çocuğu... Ama ne tarafa değse o taraftan çıkıyor. Sanmıyorum da onun o şekilde olduğunu da ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum tabii olayın içinde olduğu için. Sen nasıl yorumluyorsun onu Mustafa? Siz mesela yanındakilerdir, şudur, budur. Yanında kimler vardı? Abim vardı, dayım vardı. Hani şöyle söyleyeyim, abla biz de İsmail'den ürpermeye başladık. Diyor ki Mustafa abi diyor hani... Ben bile artık korkuyorum diyor. Çünkü bana zarar verecek diyor. Sizinle iş birliği yaptığımızı sanıyor bu kız diyor. Ondan sonra ben biraz uzaklaşayım diyor. Yanıma gelsin. Siz yanımdayken diyor bana da zarar verir diyor. İşte, hani beni yakalatacak sanıyor diyor. Peki birkaç kişiydiniz ve size dedi ki o yavrumuz, o küçük bir çocuk en nihayetinde ben şöyleyim böyleyim diyen. Yavrum zaten 19 yaşında. Tamam. Caner hocamın söylediğine katılıyorum. Söylediği şeyleri, o erkek çocuğun söylediği şeyleri lütfen ciddiye almayınız, itibar etmeyiniz. Sadece ben şunu öğrenmek istiyorum. Tabii o çocuğu da ciddi tedavi etti. Tedavi ihtiyacı var, katılıyorum. Hocalık değil, o çocuk psikiyatrlık. Değil mi? Tabii satanist olduğunu da beyan etmiş bu yaşta yani o çocuk mutlaka ciddi bir sorun var. Ben o kelimeyi ağzıma almak istemiyorum. Uzman olan sizsiniz. Tabii ben, yani bu benim tabii ki uzmanlık da alanım sayılır. Yani evet, sonuçta hocam. Bu New Age dinler veya New Age yapılanmalar. Bunlar içerisinde tabii satanizm gibi görüşler ve başka bir sürü New Age yapılanmalar var. Ben onların ciddi bir tehlike sorun olduğunu düşünüyorum. Bunlar mezarlığı seçerler mi? Ya şimdi bu satanizmle ilgili şeylerde çok şey var. Mezarlığı seçebilir, seçmeyebilir ama yani
Burada ciddi bir ruhsal sorun olduğu var. Yani şeytanın tapılacak bir varlık olarak olduğunu tövbe düşünme Rabbim, var. Tövbe. Bize görüyorsun işte, şunu unutmayalım ya, bir kere daha tekrar edelim. Devam edeceğiz. Lütfen ayrılmayın. Evet. Reklamlardan sonra Caner Hocam devam edecek. Seni yaradana kurban olsunlar. Gördünüz mü jandarmayı? Eliyle temizliyor arabanın arkasındaki Atatürk silüeti. Kapanmış. Elleriyle temizliyor. Ah yavrum. Hayırlı tezkereler inşallah. Allah seni anacına babacına ailene sağlıkla nasip etsin. Hayırlı tezkerelerle. Ay canım benim, hepimizi duygulandırdın burada. Hepimizi ağlattın. Güzel evladım benim. Canım ya, göstersene bir daha şunu, öyle bitirin ya.